kulüplerin kurtarılması, borçlarından arındırılmasıyla ilgili olarak bankalar birliğiyle yapılan anlaşmalarda nihayet aklı selim galip geldi ve bu anlaşmada iyileştirmeler yapıldı ki baştan olması gereken aslında buydu. 10 Süper Lig kulübü Hazine ve Maliye Bakanı Albayra ziyaret ettiler. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin önerisiyle diye geçiyor bütün haberlerde. Bakan e, Albayrak bu formülü kabul etti, talimat verdi. İlk iki yılı geri ödemesiz 12 yılda borçların tasfiyesi gündemde. Ve evet, nihayetinde Beşiktaş Başkanı Nur Çebi'nin ve diğer 9 kulüp başkanının Berat Albayrak'ta görüşmesi üzerine bu kabul edildi diye geçiyor haberlerde ama burada Aslan Payı'nın Fenerbahçe ve Ali Koç'ta olduğunu söylemek gerekiyor. Kulüplerin tamamı Fenerbahçe haricinde tamamı bu sözleşmeye eski haliyle imza atmıştı ve bir değişiklik olmasa da hiçbirini söyleyebilecek en ufak bir sözü yoktu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sonuna kadar direndi. Bunun olmayacağını defalarca mükerrer yerlerde anlattı. Oyun oynanırken kural değişmez eleştirilerine göğüs gerdi ve yani bu işin değişmesindeki en büyük payın kendisinde olduğunu söylemem gerekiyor ki iş adil olsun. Yani kabul edildi ve bunun üzerine bir uygulama yapılacak. Bu arada daha önceki faiz çok yüksek idi gerçekten. Libor artı %5.5 şeklinde bir faizdi ki yani %16-17'lere falan neredeyse geliyordu ki daha bile artabilirdi tabii Libor işin içine girince. Şu anda %8 olarak bu yeni yapılanmayla uygulanacağı Söylendi. Şimdi burada asıl soru şu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 21 kulübün ıslak imzasını talep ediyordu. Harcama limitleriyle ilgili konularda. Şimdi burada 21 kulübün ıslak imzası var mı? Ee, yoksa baştan niye bu kadar direttiniz? Yani konuyla ilgili yani Hazine ve Maliye Bakanı nihayetinde. Konuyla ilgili bir bakanla bu konu çözülebilecek idiyse neden bu kadar gecikildiklerin başlamasına şunun şurasında bir hafta dahi kalmadı ve kulüpler daha hala oyuncularının bir kısmının tescilini dahi yapamadılar. Bu anlamda gerçekten her zamanki gibi yine enteresan bir uygulama yani sadece bize özgü belki bir uygulama görüyoruz. Bankalar Birliği ile olan anlaşmada düzeltmeler yapılırken enteresan başka bir gelişme daha oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 4 Eylül tarihli toplantısında kendi sitelerindeki resmi açıklamalarından aynen alıntılıyorum. Profesyonel fut bol kulüplerimizden gelen talep üzerine tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcu tescilinde sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairelerini vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemlerinde uygulanmaması için falan geçici madde eklendi. Şimdi bir bankalar birliği ile ilgili anlaşmayı ya da kulüp transfer tescil anlaşması Kovit Covid-19 salgınının bir etkisi Yok muydu da bunca zaman inat ettiniz. İkincisi 21 kulübün ıslak imzasını istiyordunuz. Bu vadesi geçmiş vergi borçlarının belgelendirme yükümlülüğünün kaldırılmasında 21 kulübün ıslak imzası var mı? E yoksa madem bunu yapabiliyordunuz diğer uygulamayı niye yapmadınız? Ya bunların hepsi Türk futbolunun ne şekilde yönetildiğinin çok net göstergeleri. Maalesef her seferinde söylüyoruz maalesef hiçbir şeyi yönetemiyoruz. Bu çok net ortada. Yani her seferinde umutlu olmak istiyorum diye bağlamaya çalışıyorum ama her hafta yeni bir beceriksizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Yani nihayetinde ne oldu? İşte eğrisi doğrusuna denk geldi. Hem bankalar birliği hem de işte kulüplerin bu sene için en azından bu dünyayı saran bir salgınla boğuşurken işte vergi vesaire bütün diğer problemlerini bir takım kolaylıklar sağlanmış oldu. Bu olumlu bir şey nihayetinde. Önemli olan sonunu nasıl getireceğimiz. Şimdi bunlar yapıldı. Bundan sonra tekrar değişecek mi? Atıyorum 3 sene sonra, 5 sene sonra bir sıkışıklıkta tekrar değişecek mi? Önemli olan şimdi bunu böyle dediniz ve bundan sonra bir değişiklik olmayacak dendi. Bu konuda devletin, yani federasyonlar artık bir beklentimi yok da, hiç değilse devletin ısrarcı olması, bir takım değişikliklere artık gitmemesi ve kulüplerin içine düştükleri bu borç sarmalından kendilerini kurtarmaları için sıkı bir denetim uygulamaları gerekiyor ki, Türk futbolunun belki 5 sene sonrası, belki 10 sene sonrası kurtulabilsin. Yakın gelecekte öyle bir şey pek mümkün gözükmüyor. Çok kısa bir başka konuya daha değineceğim. Fenerbahçe Beşiktaş Antalya Spor ve Sivas Spor lig başlamadan önce hazırlık e, anlamında bir mini kupada karşılaştılar. The Land of Legend Cup diye geçiyor. Kupanın adı bu bir oyun. Bir e, tema parkı daha doğrusu. Farklı farklı karakterler var. Fenerbahçe kupayı kazandı. Arkasından da kupa töreniyle ilgili ortalık yangın yerine döndürüldü. Döndü değil. Çünkü e, bunun ne olduğu Niye olduğu biliniyor. Efem kupayı bir şeytan vermiş de bu nasıl kabul edilebilirmiş gibi. Bu eleştiriyi yapanlar da biliyorlar bir şeytanla alakası olmadığını, ilgili firmanın karakterlerinden bir tanesinin kostümlü hali olduğunu. İşte yani şu anda bu kadar basit bir turnuvada dahi bir hazırlık turnuvasında dahi ortalığı böylesine özel bir şekilde yangın yerine çevirip algılı yaratmaya çalışıldığı müddetçe önümüzdeki sezonunda ne şekilde yürüyeceğini çok net görüyoruz. Hiç sakin bir sezon olmayacak. Oldukça gerilimli bir sezon. Her zaman gerilimli oluyor Türkiye Ligi ama önümüzdeki sene büyük ihtimalle çok daha gerilimli, çok daha kavga dövüş şeklinde yürüyecek. ve Buna da şimdiden hazırlıklı olmak gerekiyor. CRI